Selamünaleyküm arkadaşlar. 12 Haziran Cuma günü sizlikle tahammül günlerini paylaşıyorum. İlk önce dün verdiğimiz maçlara bir bakalım. Dün verdiğimiz maçımız bir golden gitti. Yani 3.5 gol üstü dedik. Maç 3-0 bitti. Deplasman hiç varlığı göstermedi. Deplasman bir gol atsa yani olmadı. 3-0 bitti. 3.5 gol üstü oynamıştık. Diğer maçlarımız geldi. Sevilla Real Betis maçına 1-0 çifte şans girmiştim. Ev sahibi zaten 2-0 kazandı. Benles maçında 1-0 çifte şans demiştim. O da 1.75 oranı, yani şanssızlık bazen gelmedi. Bir golden gittik. 3.5 gol üstü seçmiştik. Oranımız da gayet güzeldi. Gelmedi. Bugüne birkaç tane maçlar var arkadaşlar. Türkiye Ligi maçlarına arkadaşlar şu an baktım da yani bu hafta geçsin, bir dahaki hafta paylaşayım. Bu hafta hani güvenemem hiçbir maça. Hani güvenim yok. Size de verip de yani yatabilir. Onun için de hiçbiri tutmayabilir. Türkiye Ligi maçlarından vermeyeceğim. Arkadaşlar 3 tane kuponum var. Kuponlardan yavaş yavaş size söyleyeyim. Fuenlabrada Tenerife maçı var, İspanya 2. Ligi. Maç sonu 1 diyorum arkadaşlar. İsteyen 1-0 çifte şansla girebilir maça. Malaga Huesca'ya beraberlik diyorum arkadaşlar maça. Ve de tek maç oynayacakları varsa da bu maça 0-0 oynayabilir. 2.5 altı oynayabilir. Beraberlik beklediğim bir maç. İlk kuponum bu arkadaşlar. Diğer kuponum da Esbjerg Randers maçı, Danimarka Ligi maçı. 3.5 gol altı diyorum. Elche Ekstra Duma maçı var. Bu maça da ev sahibi Elche'nin galibiyeti diyorum arkadaşlar. 1.80 oranına gayet de 2.25 toplam oranı var. Üçüncü kuponumuz Dinamo Dresden Hamburg. 2.5 üst bekliyorum bu maçta arkadaşlar. Diğer bir maçımız da Sandhausen Admin'in Bielefeld maçı. Bu maça da 1.5 üst diyorum arkadaşlar. Oynamak isteyenler de 0 çifte şans da oynayabilir. Ama ben 1.5 üstte hani kuponu tamamlayısın diye. Diğer bir maçım da Skandinavya maçı. Bu maça da 3.5 gol üstü diyorum arkadaşlar. Danimarka Ligi maçı bu da. 1.95'ten toplam 3.39 oranı var. Maçlarımız bunlar arkadaşlar. Hani oynamak isteyenler bu şekilde oynayabilir. Veyahut şöyle de oynayabilir. Hani şu Malaga maçına dediğim gibi tek maç olarak 0-0 oynayabilir. Şu şekilde ilk yarı 0, ikinci yarı 0 şekilde oynayabilir. Oynamak isteyenler bu Malaga maçına böyle oynayabilir. Veyahut ben bu Hamburg maçından çok bundan çok gol bekliyorum arkadaşlar. İsteyen şöyle 3.5 gol üstü veyahut yanına tamamlasın diye 1.5 oranı koysak 2.52 yapar. 2.5 üst desek maçı 3.57, gayet ikili kombine de olabilir. Böyle de oynayabilirsiniz. Yani bu da oynanabilir. Maçlarımız bunlar arkadaşlar. Videoları beğenirseniz sevinirim. Hani yarın maçlarını ilerleyen saatlerde paylaşacağım arkadaşlar. Maçlarımız bunlar. Ben böyle kuponlar yaptım. İsteyen istediğinin içinde oynayabilir. Yani en güvenli maç yani şu maç, şu kupona çok güveniyorum. Ev sahibi Elche bu maçı alabilir. Yani ekstra numara bu maçı varlık göstereceğini hiç sanmıyorum. Elche galibiyeti. Hatta onun üstüne bir kupon bile kurulabilir. Nasıl kurulabilir? Şu şekilde arkadaşlar. Elche galibiyeti denilebilir. Yanına da yüksek bir oran bulunur. Mesela kombinasyon yapabilirsiniz. Mesela beraberlik derseniz şu maça 4.60 oran olur. Ev sahibi derseniz 4.40 olur. Yani her türlü kurtarırsınız paranızı. Birine 2.55 oynarsınız, birine de ev beraberlik oynarsınız. Bu şekilde güzel bir kombinasyon yapabilirsiniz. Maçlarımız bunlar arkadaşlar. Oynamak isteyenler bu şekilde oynayabilir. Herkese bol şans diliyorum arkadaşlar. Canlıdan da birkaç maç çıktığı zaman paylaşacağım. Bir de arkadaşlar dün verdiğim bazı maçlar vardı. Hani onları oynamadım, size göstermiştim. Dediğim gibi Sevilla maçı çok kısır geçecek. 1-0, 2-0 skor bekliyorum dedim. Aynen dediğim gibi de oldu. 2-0 kısır skor geldi. Danimarka Ligi maçınız zaten ben size bunu verdiğimde deplasman 2-1 öndeydi.
Aynen bak, deplasman 2-1 öndeydi. Dediğim gibi ev sahibi dedim, maçı çevirebilir. Hani bu maçta en az dedim daha 2 gol oldu, dediğim gibi en az 3 gol oldu. Ev sahibi maçı çevirmiş. Maçlar bunlar. Diftelim maçı bizi işte, bir gol daha olsa maçta kuponumuz gelecekti maçtan. Yattı şanssızlık. Kaleci 5 tane de gol kurtarmış. Yani maçlar bunlardı. Başka size güvendiğim maçlarda hangisi vermiştim? Portekiz'e şu Tondon'a maçına 2,5-3 ya da 3,5 gol attı demiştim. Gel, bu da aynı bu şekilde geldi. Belenenses maçına bu şekilde demiştim yani. Belenenses'in yenilmeyeceğini söylemiştim. 1-0 çift şansında gayet güzel oranı vardı. O da geldi. Maçlar bunlar da arkadaşlar. Gecenin kuponları var, birkaç tane daha maçımız var ama bunlardan hani ben birkaç tanesini analiz yaptım. Yani bir hafta geçsin, diğeri daha yeni başlıyor. Maç takımları bir görelim. Yani ne söylese genel olur şimdi. İtalya Ligi maçları var. Şu Almanya 3. Lig maçına baktım. O çok kısır yani, geçti yani. Bir şey çıkartamadım maçtan. Frankfurt Duisburg maçına baktım. Oranlar bir kere baktım, oran değişti. Biraz önce gene oran değişti. Bak yine sabitlemiş. Hemen bu orana bir bakayım. Ama ne maçı bu? Bayanlarmış. Hoffenheim Leipzig maçı. Bakayım oran yine oturdu. Gene bak 1.45'lerdeydi. 1.40'a düşmüş. Yine oranlar oynuyor. Daha oturmamış belli. Zaten Hoffenheim çok formsuz. Leipzig bu maçı kazanırsa 62 puan yapacak. Bakalım hemen. Şu form grafiğine bakalım. Ev sahibi evinde oynadığı son maçlara bakalım. Son iki maçında yakın tarihte olan birinde 3-0 yenilmiş. Birinde 3-1 Köln'ü yenmiş. Sürpriz yapmış. Burada Leipzig'te deplasmanda maşallahsa bir maç hariç hepsinde son iki maçına bakalım. Deplasmanlarda bayağı güzel oynuyor. Üst oynamak isteyen varsa üst oynayabilir maçı. Maça erken daha. Maçı paylaşmayacağım. Canlıdan oynarsam da maçı 2,5 üst oynayacağım arkadaşlar. Maçlarımız bunlar. Ön analizinizi yaptım. Hani HTFT kuponum olarak da bu İspanya 2. Ligi'ne Malaga Huesca maçında 0-0 diyorum. Maçlarımız bunlar. Herkese bol şans diliyorum.